Yeni bir Sektör Haber programıyla tekrar karşınızdayız. Sektör Haber'de bugün neredeyiz? Bugün Tekirdağ'dayız, Süleymanpaşa'dayız, Naif köyündeyiz. Bu bölümde özellikle küçükbaş sektöründeki, büyükbaş sektöründeki, solucan gübresi üretimindeki ve mantar üretimindeki izleyicilerin bizi bu program boyunca dikkatlice izlemelerini tavsiye ediyoruz. Özellikle sektörde son zamanlarda revaçta olan çadır ve çadırcılığı konuşacağız. Çadır kurulumunu, çadırların kullanıldığı alanları konuşacağız. İlk durağımız Süleymanpaşa'dayız, Naif köyündeyiz. Burada Güleçyüz çadır tarafından kurulan, küçükbaş hayvancılıkta kullanılan çadır var. Bu çadırla ilgili söyleşi yapacağız. Yanımızda Güleçyüz çadırdan Sayın Ali Güleçyüz Bey var. Aynı zamanda buradaki üreticimiz var. Hem üreticimizle genel manada buradaki hayvancılığı konuşacağız. Niye çadırda böyle bir tercihe gittiler onu konuşacağız. Güzel bir söyleşi olacak. Devamında da diğer bölümlerde de gerek tavukçulukta, gerek solucan gübresi üretiminde ve mantar üretiminde çadır kullanımı sizler için ekrana getireceğiz. Öncelikle ben sözü Ali Bey'e vermek istiyorum. Ali Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Mikrofonu uzatayım şöyle size. Şunu merak ediyorum. İsterseniz arkamızdaki çadırla ilgili bir teknik bilgi verelim. Güleçyüz çadırı tanıtalım ve çadırla ilgili teknik bilgi verelim. Arkamızdaki çadır 13 metre genişliğinde, 50 metre uzunluğunda, yaklaşık 6,5-7 metreye yakın orta yüksekliği olan, üst noktalarında havalandırma bacaları olan, yan kapı çıkışları olan makaslı bir çadırımız. Evet. Peki özellikle burada biraz alan büyüdükçe biraz da risk artıyor. Burada gerek rüzgardan, gerek soğuktan, gerek ısı ve soğuk noktasında yaratımda neler yapıldı? Sizden almak isteriz. Çünkü alan bayağı bu bölgede bildiğim kadarıyla en büyük çadır kurdunuz. Evet, Trakya bölgesindeki 650 metrekarelik en büyük çadır. Gövdesinde bu çadırın 5 santim kalınlığında izocam var. Yalıtım olarak sıcak soğuk geçirgenliğini bu yalıtımla beraber sağlıyor. Geçirmemesini bu yalıtımla beraber sağlıyoruz. Yani dayanıklılık olarak da çadır aslında büyüdükçe dayanıklılıkları artıyor. Çünkü kullanılan profillerin çapları, et kalınlıkları, oluşturduğumuz çatı şekilleri bunlara önlem olarak değiştiriliyor. Evet. Bir de sizin ana ortaya çıkan özelliğiniz özellikle galvanizle ilgili kullandığınız iskele sistemi. Biraz da bundan bahsetmenizi rica ediyorum. Şimdi biz yani standart olarak tüm ürünlerde müşterinin bizden özel olarak talep etmesine gerek yok bu durum. İçi dışı galvaniz istiyorum gibi veyahut da alev yürümezlik gibi bunları özel olarak istemesine gerek yok. Standart olarak bu ürünleri bulunduruyoruz zaten. Standart olarak bunların satışını yapıyoruz. İçi dışı galvanizli bazen müşterilerimizden şu sorular da geliyor. Yani dışı galvanizli tamam elektro galvanizle kaplanıyor ama içini nasıl galvanizle kaplıyorsunuz? Bizim farkımız bu noktada zaten ortaya çıkıyor. Biz galvanizli sac alıyoruz. Erdemir'in 1. sınıf ürünü. Galvanizli sac alıp kendi firma bünyemizde profil haline veya kutu profil haline kendimiz getirdiğinden dolayı içi dışı galvanizli sunumunu yapabiliyoruz. İçi dışı galvanizli de diğer içi pas kaplı profillere göre yaklaşık 4-5-6 kat daha uzun ömürlü kullanılabilir. Peki böyle bir çadır garantisi ne kadar ömrü var? Ben sizden böyle bir çadır yaptırdım. Şimdi arkamızdaki çadır küçükbaşla ilgili kurduğunuz bir çadır. Kaç hayvan alıyor ve ne kadar hayvan koyabiliriz? Rentable, verimlilik olarak. Bir de ömrü ne kadar bunun? Şimdi malzemenin ekonomik ömrü ortalama 10 yıl kadar bir ömrü var. Sadece dış brandası için. İskelet aksam bakımı yapıldığı, yani bunun içinde hayvan duruyor. Sonuç olarak asitli bir ortam oluşuyor. Bakım yapıldığı zaman iskelet aksam bir ömür boyunca kullanılabilir. Garanti, normalde garanti kapsamında çadır garanti yönetmeliğinde çadırlara garanti verilmesi yok. Çadırlara garanti verilmiyor. Hiçbir firma tarafından verilmiyor ama biz Güleçyüz bünyesinde yaptığımızda işçiliğini, üretimini de, malzemenin ham maddesinin üretimini de kendimiz tarafından yaptığından dolayı 2 yıl garanti verebiliyoruz. 2 yıl. Peki size son olarak döneceğim. Şimdi üreticimize dönüyorum. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Sizleri bir tanımak isteriz. Ben şunu sormak istiyorum. Siz kendinizi tanıttıktan sonra buradaki çadır kurulumuyla ilgili fikir nereden çıktı? Niye inşaat değil de çadır? Memnun musunuz? Durum nedir? Sizden almak isteriz. Mikrofonumuz zaten. Buyurun. İsmim Selçuk Orhan. Çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşıyoruz. Burası Tekirdağ'a bağlı Naip Köyü, Süleymanpaşa ilçesine bağlı. Bu çadırı kurmaktaki amacımız evet, daha fazla maliyeti düşürebilmek amacıyla buna karar verdik. Yaptığımız araştırmalarda inşaat maliyetlerinin daha yüksek olacağı, işte ruhsat gerektirmesi, o tip şeyler bizi caydırdı. Böyle bir şeye karar verdik. Araştırmaları yaptığımız zaman da Ali Beylerin firması Güleçyüz'le tanışma şeyini bulduk. Bizi oraya çeken en büyük etkenlerden bir tanesi kullanılan malzemeydi. Çünkü diğer firmalara da biz baktık. Onları da araştırdık. İçi dışı galvanizli olaraktan, işte yalıtımı güzel, bizim bu doğamıza uygun olaraktan rüzgara karşı dayanıklılığı olsun, sağlamlığı açısından olsun her türlü garantiyi verebildiklerini gördük. Siparişimizi verdik. Çok kısa bir zamanda kurulumunu gerçekleştirdiler. Önümüz kış bizim de, çünkü ona göre bazı işleri yapmamız gerekiyordu. Bu yönden Ali Bey'e ve firmasına teşekkür ediyoruz. Peki burada küçük başta yetiştiricilik yapıyoruz. Kaç baş hayvanımız var ve ırkı neler? Bu çadırın şu anki kapasitesi 300 baş olaraktan kapasiteyi biz tuttuk. İşte ileriki zamanda eğer artırırsak tabii bu çadır yeterli olmayacak. Onun yanına bir çadır daha kurmayı düşünüyoruz. Tabii bu devletimizin bize olan tanıdıkları bu imkanlar doğrultusunda, et fiyatlarının şey olması doğrultusunda inşallah ileriki zamanda daha büyüğünü yapacağız. Şu anda kaç hayvan var? Şu anda 200 baştayız. Anaç olarak Merinos ve Romanov olaraktan. Evet. Evet. Peki tabii gördüğüm kadarıyla sizin burada en büyük artınız mera. Biraz da bunu konuşalım. Türkiye'de hayvancılığın girdilerinin yüksek olması, yem girdilerinin mera olmaması et fiyatlarını otomatikman yukarı çekiyor. Evet. Tabii ithal hayvanla bu iş çözülmez. Bunu yetkililer de biliyorlar. Evet. Burada genel manada hayvancılıkla ilgili, mera kullanımıyla ilgili neler söylersiniz? Bizim meramız o kadar çok büyük bir mera yok. Ama hayvancılığı artık koyunculuğu yapan insan kalmadığı için bir mera bize kalıyor bu etapta. Şu anki hayvanımıza yeterli seviyede. Bizi en çok zorlayanlardan bir tanesi yem fiyatlarının yüksek olması. Yani yem fiyatlarını aşağı çekseler veya işte bizim girdilerimizi düşürecek şeyler aşağı inmiş olsa et fiyatları zaten otomatikman düşecek. Ama ithal etme ile bunu çözmeye gitmeye çalışıyorlar. Aslında bu çok yanlış. Bu sadece üreticiyi bitiriyor. İthalatta taşıma suyla değirmen dönmez. Yani, evet. Yani gelen şey tonaj belli, Türkiye'nin kullandığı et miktarı belli. Bu bittikten sonra sürekli et ithalatına devam edilirse biz tamamen biteriz zaten. Evet. Peki son olarak çadırın içerisinde siz şu anda bölmeler yapıyorsunuz. Evet. Neler yapacaksınız burada? Biraz da onu almak isteriz sizden. Henüz daha erken geldiğiniz için kuruluş aşamasında. Yeni kurulmuş çadır. Evet, evet, yani modern bir şey düşünüyoruz. Önden beslemeli, yem karma makinesiyle beslenecek. Hiç yani bakıcılarımız. Evet, evet. İnşallah öyle olacak. Daha çok işimiz var. Daha yeni bitti zaten çadırımız. İleriki zamanlarda tekrar bir çekim yaparsak her şeyi daha detaylı göreceğiz. Peki, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Üreticimize teşekkür ediyorum. Son olarak ben tekrar sözü Güleçyüz Çadır'dan Ali Bey'e veriyorum. Ali Bey, mikrofon sizde. Şimdi son olarak neler söylersiniz? Tabii bir iki bölüm daha çekeceğiz. Şu anda biz burada küçükbaş kurulumunu yaptık. Genel manada üreticimiz de memnun. Tabii bize gelen en büyük sorulardan bir tanesi, ya çadır denince insanların aklına naylon şeyler geliyor. Ama izleyicilerimiz de görüyorlar, gerçekten burada profesyonel bir ahırcılık yapılabilir. Yem dağıtması, sulukları. Tabii buradaki üreticimiz burayı tamamladığı zaman inşallah fırsat bulursak son halinde çekmiş oluruz. Bu işi çadır almak isteyen insanlara tavsiyeleriniz neler? Son sizden bunu almak isteriz. Şimdi çadır görülüyor burada. Çiftçilerin en büyük problemi, içeriye traktör sokabilir miyim, kamyon sokabilir miyim? Arkamızda gördüğümüz kapının yüksekliği ortalama 4 metre. Ayrıca içinde personel giriş çıkışı için ayrıca seyyar bir kapı daha yapılmış. İçeriye traktör de girebilir, yem karma makinesi de girebilir, yem yolu da yapılabilir. 300 kapasite az bile tutulmuş bu çadırda, daha yüksek de olabilir. Çok verimli kullanmak açısından 300 kapasiteyle sınırlanmış burası. İçine de girdik biraz önce, yani bir laylon kokusu, size gelen bir yoğun hayvan asidi, göz yaşarması hiçbir sıkıntı yoktu. İçerideki yükseklikten, kullanılan malzemelerin canlı yaşamına uygun olmasından, geri dönüş... Havalandırma sistemi de iyi düşünülmüş. Tabii havalandırma sistemleri, hem menfez havalandırmaları var hem yukarıda baca havalandırmaları var ve Selçuk Bey yan pencereleri açtırmamış. Şu an o pencereler açık değil. Ona rağmen içeride hiçbir asit kokusu, asit rahatsız etmiyor insanı. Bu da hiç geri dönüşüm malzemesinden yapılmaması malzemenin. Dediğiniz gibi basit plastik malzemesi değil bunlar. Orijinal ham maddeden yapılıyor. İçerisi ferah, doğal bir ortam oluşuyor yukarıdaki havalandırmalardan dolayı. Hayvanlar çok rahat bir şekilde içeride yaşamını sürdürebiliyor. Evet. Peki, teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Sektör Haber programına çekimlerimiz devam edecek. Dediğim gibi bu Sektör Haber programındaki ana mantığımız, ana amacımız şu. Sektörde çadır kullanımı neler, hangi sektörde kullanılıyor? Biliyorsunuz benim yaptığım programlarda hem sektör analizde hem Sektör Haber'de firmalar ürünlerini çıkarıyorlar ama son kullanıcıya gidip ne işe yaradığını görmeden, onlarla söyleşmeden ben bunları ekrana getirmiyorum. Köy TV olarak böyle bir kararımız var. Bütün ürünler de bu şekilde. Ben şunu net olarak ifade ediyorum, özellikle inşaat maliyetleri çok fazla. Yere bir şey yapmak bazen çok zor oluyor, kiralıyorsunuz. Bu konularda çadırlar ciddi manada çözüm. Ben gördüğüm kadarıyla hem plastik kokusu yok, çok önemli. Bir de içeri girdiğiniz zaman Türkiye'deki hayvancılıkta şöyle bir mantık var. Hiçbir şey hava almayacak, hayvan üşümeyecek. Burada gördüğümüz kadarıyla gerçekten nezih, ferah ve havalandırmış bir ahır oluşturulmuş çadırla beraber. Biz tebrik ediyoruz hem Güleçyüz Çadır Ali Bey'i hem de böyle tüketici, bilinçli tüketicilerin, üreticilerin sektöre girmesinden dolayı. Sektör Haber programında çekimlerimize devam edeceğiz. Sektör Haber programında çekimlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü Sektör Haber'de başta da anons ettiğimiz üzere özellikle küçükbaş sektöründe, kanatlı grubunda, solucan gübresi ve mantar üretim grubunda çadırcılığı, bu konuda hizmet veren çadır sistemlerini sizler için ekrana getirmeye devam ediyoruz. Bu bölümü çektiğimiz firmamız Güleçyüz Çadır Ankara'dan. Yanımızda firmadan Sayın Ali Güleçyüz Bey var. Şimdi saraya geldik, Tekirdağ Saray'da. Biliyorsunuz bir önceki çekimimizde küçükbaşta çadır kullanımını sizler için ekrana getirmiştik. Şu anda geldiğimiz yerde sektördeki tabiriyle gezen tavuk işletmesi olan bir firmamız var. Burada da yine Güleçyüz Çadır'ın kendileri için kurduğu bir çadır var. Hem çadırları görüntüyle beraber sizler için ekrana getireceğiz. Hem de bize yardımcı olacak mühendis hanımefendi var. Kendisine firma ile ilgili, işletme ile ilgili ve buradaki çadır kullanımı ile ilgili kısaca bilgi alacağız. Öncelikle Ali Bey'e dönüyorum. Ali Bey, tekrar yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi de farklı bir uygulama alanındayız. Sizin firmanız tarafından yapılan kanatlı grubu ile ilgili. İsterseniz çadırla ilgili bilgi alalım sizden. Çadırla ilgili kanatlı kümesi, kümes çadırı 70 metrekare, 500 tavuk kapasiteli. Yine üzerinde bulunan malzeme alev yürümez, sertifikalı malzeme, kanserojen madde içermiyor, canlı yaşamına uygun. İzocamlı, kapıları yalıtımlı, içeride nemlenme olmaz, damlatma olmaz, terleme olmaz brandada. Etkin bir havalandırma var. Yine içeriye girdik, asit yok, koku yok. Tavukların yaşayabileceği doğal bir ortam var içeride. Evet. Peki özellikle küçükbaş sektöründe kullanılan çadırla bu çadırlar arasında farklılık oluyor mu? Ebat ve kullanım olayı ayrı ama bunlar için teknik olarak kullanılan malzeme kullanılacağı yere göre değişiyor mu? Şimdi brand olarak soruyorsanız brand olarak canlı yaşamına uygun tek tip branda var. Onun dışına zaten çıkmıyoruz. Basit plastikten yapılmış malzemeleri kullanmıyoruz. Ancak çadır yan kabaklarında burada tercih edilmedi. Tavuk çıkışları koyabiliyoruz. Ön taraflara bunda yine var çadırda kapı yalıtımı koyabiliyoruz. Baca havalandırmalar, yani hayvanların hepsi birer can olduğu için hepsinde en önemli şey önce sağlık olduğundan dolayı teknik özellikler, yani hayvan sağlığıyla alakalı teknik özellikler hepsi aynı. Sadece ufak tefek canlının yaşamını kolaylaştıracak bazı küçük farklılıklar var. Evet. Peki özellikle küçükbaş sektörü gerek mikrobiyal hastalıklara gerekse bakteri hastalıklara çok açık bir grup. Bu konuda çadır yalıtımı, daha doğrusu mekan yalıtımı ve ısısı çok önemli. Siz burada ısıyla ilgili çalışmanız nedir? Yani burada çünkü belli bir seviyede olması lazım çadır içerisindeki ısının veya kümes içerisindeki ısının. Çünkü buradaki kümes mantığıyla kullanılıyor. Bu konudaki çözümleriniz neler? Şimdi bu çadırda ısıyı tutabilmek için gövdede 5 santim kalınlığında izocam, kapılarda da folyo yalıtım kullanıyoruz. Bu da ortalama dışarısı eksi 20 dereceyken içeride hayvan olmadan, ısıtıcı kullanmadan 0 derece civarlarında bir ısı farkı oluşturur çadırlarda. Evet. Bakteri olarak da üzerinde kullanılan malzemelerin tamamı bakteri barındırmama özelliğine sahip. Yani dolayısıyla burada kümesteki bulaşıcı hastalık falan bu tip konuda çadır üzerine düşen görevi yapıyor. Tabii normal betonarme yapılara göre, saç kapatmalara göre %50 daha fazla bir işlevselliği var çadırların. Evet. Peki burada kurulumda işletmeden herhangi bir zemin isteniyor mu kurulması için, beton zemin, yoksa direkt toprağa kurulabiliyor mu? İşletmenin tercihine bağlı olarak beton zemin üzerine veya düz tesviye edilmiş toprak zemin üzerine kurulabilir çadırlar. İkisi de tamamen müşterinin tercihine bağlı. Evet. Tek isteğimiz bizim artı olarak çadırın görüldüğü gibi eteklerinin toprak üzerine de kurulsa, beton üzerine de kurulsa eteklerinin bu şekilde gömülmesi. Çünkü burası özellikle çok rüzgar alan bir bölge. O yüzden zaten makaslı model, nadide makaslı model tercih ettik. nadide makas da olsa, ekonomik model de olsa etrafının bu şekilde gömülü olması lazım çadırların. Peki ben de tam onu soracaktım. Özellikle gruplarınız var sizin, hem ekonomik model hem de makaslı gruplar. Bu grupları yer iklim şartlarına göre mi, kullanıldığı alanlara göre mi tavsiye etmesi, istemesi lazım izleyicilerin? En başta müşterimizin ekonomik durumuna göre bir tercih belirliyoruz. Ekonomik modeller adından belli, daha uygun fiyatlara çıkıyor. Makas modeller biraz daha maliyetli. Bu ekonomik durumu açtıktan sonra, müşterinin ekonomik durumu açtıktan sonra bulunduğu bölgenin kar yağışı alıp almamasına, rüzgar şiddetine, güneşin durumuna varana kadar coğrafi koşullar hepsi göz önünde bulundurularak ekonomik veya makaslı modele çeviriyoruz. Burası için çok fazla rüzgar alındığı söylendi. Bu yüzden makaslı model tercih ettik. Evet. Peki başka ilave edeceğiniz bir şey var mı? Teşekkür ederim. Misafirimize sözünü atıyorum. Buyurun. Teşekkür ederim. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle sizi ve işletmenizi bir tanıyalım. Burası Marmara Süt Sanayi Ticaret Şirketi. Biz yoğurt, peynir, yöresel peynir, kaşar peyniri, bir de ayran üretiyoruz. Onun yanında şimdi gördüğünüz gibi burada da gezen tavuk yumurtacılığı yapıyoruz. Bu kadar. Evet. Peki çadırla ilgili neler söylesiniz? Burada çadır kullanılıyor kümes olarak. Hı hı. Memnun musunuz? Şu andaki durumu nedir? Sizden almak isteriz. Ya biz memnunuz. Isı yalıtımı, işte içeride herhangi bir koku yapmıyor. Bizim için önemli. Özellikle kapıların, pencerelerin yalıtımlı olması. Çünkü burada hava soğuk, rüzgar da çok fazla var. Gayet memnunuz. Herhangi bir problemimiz yok. Siz gıda mühendisi olduğunuz için özellikle şimdi çadır denilecekler klasik olarak naylonlar geliyor. Evet. Ama burada kullanılan malzeme, Ali Bey de sırada bütün programlarda söylüyor. Orijinal malzeme olduğu için koku ve nem olayında herhalde herhangi bir problem yaşamıyoruz. Yani normalde biliyorsunuz tavuk çok fazla koku sahip. Çünkü hassas bir... Hassas. Evet. Yani bulaşması, hastalık bulaşması da çok büyük oranı yüksek ama Ali Bey'in söylediği gibi seçildiği bakterilerin üzerinde yaşamaması, bunlar daha iyi oluyor. Peki için. Ne kadar tavuğumuz var burada? Şu an 500 tavuğu içerisinde barındırabiliyoruz. 500 tavuğu alabiliyoruz. Evet. Yumurtalarını satıyoruz herhalde. Evet. Bu da acayip bir sektör oldu, bu gezen tavuk sektörü. Evet, ciddi manada rağbet gördü. Şu an yani iyi bir teşvik veriyorlar. Yani genç girişimcilerle birlikte çok iyi bir şekilde teşvik ediyor bunları insanlar için. Peki sonlarına söyleseniz, teşekkür ediyoruz biz. Biz de teşekkür ediyoruz. Sağ olun, kolay gelsin. Sağ olun. Sektör Haber'de bu bölümün de sonuna geldik. İlk uygulamanın yapıldığı yer küçükbaş sektörüydü. Küçükbaş'ta çadır kullanımı, Güleçyüz çadırın oradaki kurduğu çadırı sizler için ekrana getirdik. Şimdi kanatlı grubunu ekrana getirdik. Program seri haline gidecek. Bundan sonra özellikle bizim sektörü çok yakından ilgilenilen solucan gübresi üretimini ve çadır kullanımını ekrana getireceğiz. Ve mantarda da çadır kullanımı sizler için 4 ayrı ana kalem olarak ekrana getireceğiz. Buradaki amacımız şu, ben kısaca şunu ifade edeyim. Bütün programlarda söyleyeyim, Türkiye'deki tarım ve hayvancılık sektöründeki insanlar çok zor şartlarda çok zor kazançlar sağlıyorlar. Dolayısıyla normal bir kümes kurulması, maliyetleri ciddi manada, tavuk sektörü için konuşuyorum, İnsanlar belki ilk etapta karşılayamayabilirler. Ama sağlıklı bir çadır, yani önemli olan burada TSE'nin şartlarına uyması, ham maddenin orijinal olması, işte ana karkası, onun haricinde alev yürünmez özelliği, ısı yalıtımı önemli. Çünkü her çadır çadırda değil, biz biliyoruz en ufak bir rüzgarda yatıyor kalkıyor. Dolayısıyla izleyicilerin doğru bir firmadan doğru hizmeti alıp ilk etapta böyle bu özellikle gezen tavuğu yapmak isteyen bizi çok arayan izleyicilerimiz var. Bu konuya başlayabilirler. Baktığınız zaman öncelikle ciddi maliyetler de olmadan bu konuda teşvikler de var. Bunları değerlendirip bu işe başlayabilirler. Bizim de amacımız bu sektördeki çadır kullanımını, çadırın onların işlerini kolaylaştıracağını bu ekranlardan onlara aktarmaktır. İnşallah buna devam edeceğiz. Dediğim gibi diğer bölümlerde bundan sonraki aşamada işte solucan gübresinde kullanımı ve mantarda kullanımı var. Onlarla tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Sektör Haber programında çekimlerimize devam ediyoruz. Başta da söylediğim üzere özellikle tarım ve hayvancılık sektöründe, küçükbaş sektöründe, büyükbaş sektöründe, kanatlı sektöründe, solucan gübresi üretimi ve mantar sektöründe çadır kullanımını bu Sektör Haber programında sizler için ekrana getirmeye çalışıyoruz. Şimdi ilk çekimlerimizi biz Tekirdağ'da yapmıştık. Hem küçükbaşta hem de kanatlı grubunda. Şu anda neredeyiz? Şu anda Türkiye'de solucan gübresi denince akla gelen sektörün en büyük firması Ecosol Farm firmasının tesislerindeyiz, Manisa'dayız. Biliyorsunuz Ecosol Farm solucan gübresi denince sektörde akla gelen en büyük firma. Kendileri de burada üretiminin bir kısmında çadır ortamında yapıyorlar. Tabii burada da yine Ecosol Farm Güleçyüz çadırı tercih etti. Biz şimdi içinde bulunduğumuz çadırda yine Güleçyüz'den Ali Bey ile beraber hem çadırı konuşacağız hem de solucan gübresinin, çadırdaki solucan gübresinin üretimiyle ilgili kendisinden bilgi alacağız. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi farklı bir bölgedeyiz tabii, evet. Manisa'dan sonra, özür dilerim, Tekirdağ'dan sonra Manisa'ya geldik. İsterseniz içinde bulunduğumuz çadırla ilgili sizden 3-5 cümle almak isteriz. Şimdi çadırı solucan gübre üretiminde kullanılabilmesi noktasında Burçin Hanım da en başında şüpheleri vardı, tereddütleri vardı ama biz olabileceğini, Burçin Hanım bizi tercih etti. Çadırı kurduk. Burası 500 metrekarelik bir çadır. Gövdesinde izocam, folyo, kapılarında yalıtım olan bir çadır. Etekler tamamen kapalı. Etkin bir havalandırma var yine. Gün içinde kapılar bir süre açık kaldığında içerideki o kötü hava dağılıyor. Temiz oksijen yeniden solucanların üretimine geçirebiliyor. İçi dışı galvanizli yine tüm profiller. Yaklaşık olarak 3-4 ay oldu burası. Detayda çekilmiştir. Hiçbir oksitlenme, hiçbir paslanma, hiçbir sorun yok. Dediğim gibi yine alt saçaklar kapalı. Tam anlamıyla bir yalıtım. İçerideki nemli rutubeti tutabilecek şekilde solucan gübresi üretimine hazırlanmış harika bir çadır. Evet. Peki özellikle ben şunu sormak istiyorum. Tabii solucan gübresinde önemli olan hava nem olayı çok önemli. Isı olayı, yani dışarı soğuk sıcak olayı. Solucanlar çünkü gübre üretiminde hassas hayvanlar. Tabii. Bu yanında bir de en büyük problem asitlenme. Hı hı. Çünkü gerçekten ciddi asit üretilen bir gübre. Bu konudaki siz nasıl bir tedbirler aldınız burada? Yani normal küçük başta yaptığınız uygulama haricinde farklı bir uygulamanız var mı burada? Tabii, şimdi bu malzemenin iç haslarının hava geçirgenlik özelliği var. İçerideki nemi, rutubeti bir şekilde alır. Sadece içeriye damlatma, terleme olmaması noktasında izocama devreder bu havayı. İzocam onu hapseder. Onun dışında içerideki o gerekli olan nem, rutubet içeride damlatmaya etkisi olmayacak şekilde kalır. Asit de yine etkin bir havalandırma var. İçeriye sabah da girdiniz, şimdi de giriyoruz. Hiçbir asit, nem, kötü koku yok. Üzerinde kullanılan malzemelerin orijinal ham madde olması, dediğim gibi asitlerin hava geçirgen olması, gövdedeki izocam, bunların hepsi birer etken. İçerideki bu doğal temiz havadan. Evet. Havadan dolayı. Peki tabii özellikle sizde yaptığımız yayında da gelen sorular vardı. Bu solucan gübresi üretiminde çadır kurumunda devletin teşviği var mı? Bu konudaki durum nedir? Devlet teşviği Genç Çiftçi İbe Projesi'nde destek ne kadarsa o kadar teşvik veriyor. Yani büyük başta olduğu gibi %70, %80'lere çıkmıyor bu teşvik ama Genç Çiftçi İbe Projesi'nde belirlenmiş miktarlar var. Bu miktarlar doğrultusunda destek alabilirler. Evet. Peki solucan gübresi üretiminde ısı, ses, şimdi ısı, ses, bunlar çok önemli. Tabii bu konuda yalıtımla ilgili nedir sizin durumunuz? Şimdi betonarme bir yapıya göre veya saç kapatmaya göre bizim brandalarımız %50, %70 daha sesi az şekilde iletiyor. Ancak yine de branda olduğundan dolayı üzerine düşen ses çok bağırtlak bir ses olmasa da tok bir sesle de aşağıya bunu iletiliyor. O sesin önüne ses yalıtımı, araya birkaç ses yalıtımı atılarak geçirebilir. Ancak o da zaten çadır 4 kat, 5. katla beraber gereksiz bir stres yaratabilir çadır üzerinde. Ama tabii talep edilirse bir ses yalıtımı da araya atılabilir. Atılabilir, evet. Peki özellikle yine burada da koku çok önemli, bakteriye yayılmaması çok önemli. Bu konuda sizin malzemeler biraz özel herhalde, onu da sizden almak isteriz. Bakteri barındırmama özelliği var malzemelerin. Kirpas yosun oluşumuna karşı %100 dirençli. Malzemeler yine söylüyorum basit plastik değil, kötü koku o yüzden yok içeride havalandırmayla beraber. Bir de aklıma antibakteriyel, bakteri barındırmama özelliği işin içine girince bu kadar ferah bir çadır ortaya çıkıyor. Evet. Peki bir de alev yürümez olayı var. O da önemli. Çünkü sonuçta burada içinde şu anda canlılar var. Tabii. İzleyicilerimiz arkada görüyor, çalışan insanlar var. Şu anda burası profesyonel manada kurulmuş bir solucan üretim tesisi. Biliyorsunuz başta da söyledik. Ecosol Farm Burçin Hanım normal kendi tesisler var. Bizim daha önceki programlardan biliyorlar. Bunda ilave olarak yeni üretim sahasında kurduğu bir sistem. Alev yürümez olayı nedir? Yani burada, çünkü siz gelmeden önce buradaki yetkili arkadaşlarla biraz sohbet ettik. Ya işte yanmasından korkuyoruz falan dedim. Böyle bir şey olmaz ama tabii. Siz neler söylersiniz? Ya şimdi alev yürümezlik Yangına karşı aldığımız küçük de olsa bir önlem. Sonuç olarak bir ateş değdiği anda, bir ateş herhangi bir yerde bir kıvılcım olduğu anda malzemenin tamamının bir anda yanıp gitmesi var. Bir de malzemenin bunu yavaşlatarak, yani eriyerek, alevin bir anda sıçratmayarak alevi kontrol altına almak. Yayılma olayı olacak. Tabii yayılma olayı kesinlikle olmaz. İçeriden bir yangında tabii ki, içeride çıkan bir yangında sonuç olarak üzerindeyiz hocam var. Bir problem yaratabilir ama dışarıdan gelecek yangınlara karşı çadırın alt katmanlarını ve çadırın içindeki canlıları koruyabilecek bir sisteme sahip üzerindeki branda. Alev yürümezlik özelliğiyle beraber. Peki bir de özellikle burada da ben gördüm. Toprağa ciddi manada dışarısı gömülmüş. Buradaki ana etken neydi? Şimdi ana etken branda zaten iskelet çelik dübellerle betona sabitlenmiş durumda. İskeletle ilgili hiçbir sıkıntımız oluşmaz. Ancak etraf toprakla gömülmediği zaman kapılardan giren hava çadır tahliye edemeyeceğinden dolayı paraşüt etkisi yaratır. Brandayı alır götürür. O noktada dışarıdaki etek paylar toprakla gömüldüğü zaman hiçbir problem yaşanmaz. Bu ekonomik modelde de aynı. Bu makaslı model çadırda da aynı. Etekler toprakla gömülecek. Peki Ali Bey, biraz da mantar üretimine geçmek istiyorum. Küçükbaşta uygulamasını gördük. Tavukta uygulamasını gördük. Solucan gübresi üretiminde uygulamasını gördük. Mantarda da üretimine arkadaşlar detay olarak ekrana getirecekler. Onu da çekimden yapacağız. Büyükbaşı çektik, hayvan yoktu. Evet, büyükbaşı çektik, içinde hayvan yoktu. Bu alanlarda kullanılıyor. İnşallah bundan sonraki çekimde yapacağız ama özellikle mantarda çok hassas bir ürün. Orada dikkat edilen hususlar neler? Mesela bir solucan gübresi üretiminde kurduğumuz çadırla mantar çadırı arasındaki farklar neler? Şimdi solucan gübresiyle mantar çadırı arasında fark aslında çok yok. Evet. Birebir aynı da diyebiliriz. Farklılıklar, pencereler açılmıyor, havalandırmalar açılmıyor. Tamamen kapalı, karanlık bir ortam. Fark olarak sarı astar yerine beyaz astar kullanıyoruz. Aslında sektörde de bu yanlış bilinen bir durum. Herkes siyah astar ister, kapalı renkli astarlar ister. Çünkü karanlık ortam oluşması için. Ancak kompostlar koyulduktan bir ay sonra kompostların üzerine ışık açılır, mantarlar ışığa doğru büyür. Bu ışığı da siyah astar, kapalı renkli astar yapıldığı zaman ışığı engelliyor. Ama beyaz astar yaparsak, parlak beyaz astarlar, ışıkta daha fazla yansıma olduğundan dolayı mantarlarda daha fazla büyüme, daha fazla büyümeye bir istek, arzusu görülebiliyor. Onun dışında bakteri barındırmama özelliğini, yani bizden müşterimiz, çiftçimiz, ya ben çok para vermek istemiyorum, bakteri barındırmaz, olmasa da olur dese bile biz bunun satışını gerçekleştirmiyoruz. Çünkü bu mantarlar bu çadırların içinden gidip insanların önüne yemek olarak geliyor. Kesinlikle bakteri, kirpas oluşumu, kanserojen bir hava, kanserojen madde yayacak bir hava oluşumunu engellemek için bakteri barındırmama özelliği, orijinal ham madde özelliğini zorunlulukla biz bulunduruyoruz. Tabii mantarda sunuyoruz. Isı olayı da önemli. Orada da yine tabii izolasyon, soğuk ve sıcak aşı yapıyoruz herhalde. Tabii ki. Çünkü orada mantar yetişmesinde ana şey ısı bir tanesi. Tabii içerinin bir ısıya mesela 20 derecenin altına düşmeyecek, örnek veriyorum. Klimalarla 20 derece ayarlandığı zaman üzerinde kullandığımız yalıtımlarla, kapı yalıtımlarıyla beraber o ısı 20 derece belirli bir aralıkta çadırın dışına çıkmaz. İçerisi sabit 20 derece civarlarında kalır. Peki ortalama çadır kurulum süreçlerine kadar bize son gelen soru da sorayım. Bir günde kuruyorsunuz. Peki son neler söyleseniz, Sektör Haber'in sonuna geldik. Son neler söylüyorum. Çiftçilerimiz, müşterilerimiz bir çadır alırken ellerine bir kağıt kalem alsınlar. Lafla sözle değil. Ne özellik istiyorlarsa yazsınlar. Karşılıklarına da firmalarda bu özellikler bulunuyor mu bulunmuyor mu yazsınlar. Çünkü biz bu özellikleri bulundurarak diğer firmalardan çok daha pahalıya malzeme satmıyoruz. Daha uyguna malzeme satıyoruz. İnsanların kandırma yolunda değiliz. İnsanların ihtiyaçlarını giderme yolundayız. Amacımız cebimizi doldurmak değil. Zaten Güleçyüz Çadır bir marka haline geldi. Biz bugünden itibaren cebimizi doldurmayı amaç etsek de bu bir şekilde gider. Ancak biz şu an için çadır kullanımını yaygın hale getirip insanların bazı işlere daha düşük sermayeyle daha güçlü girmesini amaç ediniyoruz. Evet. Peki ben de sizlere teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki programlarda tekrar Köy TV'de beraber olacağız. Ali Bey'e teşekkür ediyoruz. Sektör Haber'de biliyorsunuz Sektör Analiz ve Sektör Haber programlarında biz sektördeki yeniliklere, teknolojilere, üreticilerin faydasına olan konuları sizler için ekrana getirmeye çalıştık. Bu Sektör Haber'de özellikle hayvancılık sektöründe, solucan gübresi üretimi sektöründe ve mantar üretimi sektöründe çadırların işlevleri neler, çadırların özellikleri neler, bunları yerinde göstererek sizler için ekrana getirdik. Şimdi içinde olduğumuz çadır önemli. Niye önemli? Yine başta söylüyorum. Solucan gübresi üretimine girmek isteyen binlerce insan var. Bu konuda yeni bir tesis yapmak ciddi manada maliyetli. İlk başlangıç olarak küçük başta Kanatlı'da olduğu gibi solucan gübresi üretiminde ve mantar üretiminde de profesyonel manada yapılan bir çadır sizin işinizi görebilir. Burada bizim amacımız sizin az maliyette daha fazla para kazanacağınız sistemleri sizlere anlatmak. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Bu bölümde Güleçyüz Çadırı sizler için ekrana getirdik. Yapımda ve yayında emeği geçen arkadaşlarım adına hepinize hayırlı günler diliyorum. Köy TV'den köyde hayat var.